Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde kaydettiği rekorların ardından bugün endekslerde yatağa yakın bir seyir var. Kırışık seyir öne çıkıyor. İspanya borsası ise %1'e yaklaşan düşüşte Avrupa'nın genelinden görece biraz daha kötü performans sergiliyor. İngiltere Merkez Bankası temettü kısıtlamalarını bugünden itibaren kaldırdığını açıkladı ve bu açıklamayla beraber İngiltere'de bankacılık hisselerinin yükseldiğini takip ettik. Avrupa Merkez Bankası ise İngiltere'ye kıyasla bu noktada biraz daha temkinli, ihtiyatlı bir duruş sergiliyor. 30 Eylül tarihinde sona ermesi bekleniyor temettü dağıtma kısıtlamasının Avrupa'da. Fakat Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu üyesi Delgado yaptığı açıklamada Avrupa'da büyük ölçekli temettü ödemelerine karşı adım atabileceklerini söyledi. İngiltere'de perakende satışlar verisini takip ettik ve rekor artışa işaret etti. Nisan-Haziran döneminde rekor kırıldı satışlarda. Baktığımız zaman %28'lik bir artış meydana geldi. Bu da verinin yayınlanmaya başladı. 1995 yılından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Vakalara ilişkin önlemleri takip ediyoruz. Fransa ile Yunanistan sağlık çalışanlara dönük aşılamanın zorunlu olacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 15 Eylül tarihinden itibaren aşılanmayan personellere, sağlık personellerine cezai işlem uygulanacağını duyurdu. Aynı zamanda Yunanistan ve Fransa'da aşı sertifikası kapalı alanlara girişte zorunlu hale gelecek. Almanya ise gönüllülük esasına göre ilerlemesi gerektiğini düşünüyor aşılama programının. Almanya Başbakanı Merkel'den gelen açıklamalar bu yöndeydi. Fakat Merkel herkesi bir an önce aşı olmaya çağırdı. Çünkü 4. dalganın ancak bu şekilde engellenebileceğine dikkat çekti.